Sırada Kiralık Aşk dizisinin Ömer'i Barış Arduç'un gözlerinin dolu dolu olduğu ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğu dakikalar var. Bu kadar zorlu bir yükün altındayken onun yükünü biraz hafifletmek, umut olduğuna dair. Yanlarında olacağız diyelim. Evet. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç geçtiğimiz günlerde Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yürütülen bir projeye destek vermek amacıyla düzenlenen basın toplantısına katıldı. Bu arada Barış Arduç'un derneğin iyi niyet elçisi olduğunu da hemen hatırlatalım. Tekrar teşekkür ederim böyle bir misyon yüklediğiniz için. Beni de bu kutsal göreve dahil ettiğiniz için ve şu ana kadar ve sonrasında da yapacak olduklarınız için. Ben bu durumla mücadele eden birkaç mini kardeşimle tanıştım. Onların aslında çoğu 5-6 yaşında, 7 yaşında, işte Beytullah belki daha 10-15 yaşlarında. Ama gerçekten ailelerini bile kendi olgunluğu altında idare eden çocuklar bunlar. Tanıdığınız zaman müthiş etkileniyorsunuz. Durumun farkında, sırtındaki yükün de farkında. Bir yandan da kendi anne babasını teselli edip iyi olacağına, her şeyin güzel olacağına ikna etme durumunda. Barış Arduç, kanserli çocukların içinde bulundukları durumu tarif ederken daha fazla dayanamıyor ve gözleri dolu dolu olan oyuncu ağlamamak için kendisini zor tutuyor, kelimeler adeta boğazında düğümleniyordu. Dolayısıyla bu kadar zorlu bir yükün altındayken onun yükünü biraz hafifletmek umut olduğuna dair. Yanlarında olacağız diyelim. Evet. Yolumuz çok uzun. Ya bu saatten sonra böyle hani plaket mülaket ama sırf size fotoğraf vermek için verelim. Çünkü biz kalbimizin bütün plaketlerini ona verdik. Teşekkürler. Hem kardeşimiz hem canımız. Sen ağlama, dayanamam. Derken kendisini zar zor toparlayan Barış Arduç konuşmasına kaldığı yerden devam ediyordu ki bu kez yanındaki dernek görevlisi hanımefendinin gözleri doluyordu. Seviliyoruz, takip ediyoruz. Televizyon enteresan bir mecra, herkesin dikkat kesildiği. Dolayısıyla sadece ego tatmininin yanında neler yapılabilir, bu yolda nasıl destekler verilebilir diye en azından konuyla alakalı farkındalık yaratmak adına kendi adıma ne yapabilirim diye. Düşünürken Kansersiz Yaşam Derneği ile önce Dragon Festivali'nde plak çekerek bir tanışıklığımız oldu. Oradaki organizasyonun ve yapılan şeyin aslında bu durumla mücadele eden çocuklara nasıl iyi geldiğini ben kendi gözlerime şahit oldum. Dolayısıyla işi daha da öteye taşıyıp bu işin içinde tamamıyla yer almak istedim. Bu fırsatı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Umut var, her şey çok güzel olacak. İyi ki böyle güzel insanlar var. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü daha önce de yaptık. Huzur yastıkları yaptık. Onların geri dönüşleri çok güzel oldu. Kendi dizimizin içinde 43-81'e Betullah'ın da söylediği gibi mesajlar atıldı. İşte İtfaiye Hastanesi'nin onkoloji, çocuk onkoloji bölümünü yapmak adına. Onun geri dönüşümleri de çok güzel oluyor. Bunlar da bizi ayrıca mutlu ediyor. Hal böyleyken, bunun geri dönüşleri çok güzelken devam edip istikrar içinde bu yolda ilerlemek beni de çok mutlu ediyor. En azından işe yarar bir şeyler yaptığının farkına varıyor insan. O yüzden tekrar teşekkür edip sizden de ayağına sağlık, iyi ki geldiniz. Toplantı sonrası mikrofon uzattığımız Barış Arduç, kendi kuzeninin de bu amansız hastalığa yakalandığından ve tedavi sürecini takip ettiğinden bahsediyordu. Ben de yaklaşık 1,5-2 ay önce kendi kuzenimi kanserle alakalı tedavisine şahit oldum. Onun ihtiyaçlarını biliyorum. Ne beklediğini biliyorum. Kuru kuruya sadece iki teselli değil de çünkü hakikaten umut var. Çünkü hakikaten bir ışık var. Öyle. Dolayısıyla bu kadar varlığını bildiğimiz bir şeyi aktif hale getirmek gerekiyorsa eğer, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Sadece uzaktan bakıp hani bir demek yerine Dide Hanım önderliğinde Kansersiz Yaşam Derneği bunu çok layığıyla yapıyor.
Derken konu biraz önceki basın toplantısında gözlerinin dolmasına geliyor ve Barış Arduç o anları için bakın neler söylüyordu. Betullah'ın da videosunu izleyince böyle bir insan duygusallaşıyor. Daha da kötü. Ama bir yandan da bu mutlulukla alakalı bir durum çünkü şimdi ben hani hep kendi kuzenim üzerinden örnek veriyorum. Kendi akrabaları için ya da kendi başına gelmiş de bir sürü insan var. Evet. Dolayısıyla Kansersiz Yaşam Derneği gibi iyi niyetli, büyük gönüllü insanların var olduğunu bilmek zaten umut olan bir hastalıkta çok çok daha büyük umutlar kapılar açıyor. Böyle bir işin içine dahil olmak da beni çok mutlu ediyor. O gururum verdi aslında belki de bir durum, bir hissiyat. Peki kiralık aşkın Ömer'i Barış Arduç sağlıklı yaşamak için nelere dikkat ediyor diye merak ediyor ve soruyoruz. Belli işte hani genellikle GDO'lu diyorlar galiba. Öyle evet, gıdalardan, evet. Zararlı gıdalardan uzak durup bol bol spor yapıp uyku düzenine dikkat edip iyi beslenip sağlıklı yaşamak gerekiyor galiba. Her şey için, sadece kanser için değil, başımıza gelmemesi gereken bütün hastalıklar için. Sevmediğiniz halde böyle çok yediğiniz bir sebze var mı? Var. Ben enginarı hiç sevmem ama karaciğer iyi geldiğini bildiğim için sürekli yerim yani. Başka var mı? Başka kabağı sevmiyorum, yiyeceğini de düşünüyorum o maalesef. O kadar. Yani. Şey brokoli falan? Yerim. Brokoli yeriz. İyi gelen her şeyi yemekte fayda var. Tamam, peki. Barış Arduç, son olarak sağlıklı yaşamaya dikkat etmek kadar stressiz yaşamaya özen göstermek gerektiğinin de altını çiziyordu. Galiba aslında bütün etkenlerden beslenme ve tabii ki çok önemli ama stres hani çağın da gerekli artık, trafik ya da bir sürü nedenden dolayı stres kaynağı yaratıyoruz kendimize de bazen. Stresten uzaklaşmak adına ne yapılabilir? Onların üzerine de çalışıp bir şeyler yapmak gerekir. O yüzden telefon dedim hani belki hayatımızdan çıkarabiliriz diye. Çünkü iletişimi etrafında biraz fazla kesince, sadece telefon odaklı yaşayınca istemeden galiba iletişimi kesmekle beraber yine stresi hayatınıza daha çok çekiyorsunuz. Ne bileyim, buna benzer bir sürü şey yapılabilir. Onu da bir ön çalışması yapıp konuşursak daha güzel cümlelerle konuşabilirim karşınızda. O zaman ilk Kansersiz Yaşam Derneği toplantısında hazırlanıp gelelim. Öyle yapalım. Tamam. Öyle yapalım. Söz.